Herkese merhabalar. Bugün Danimarka'nın sultanlarında 5'en 1 kar köşesinde Ezgi ile Afrika'dayız. Ezgi'yi tanımadan önce ben kısaca nasıl tanıştığımızdan bahsetmek isterim. Ezgi ile yaklaşık bir 10 yıl önce İstanbul'da çok saygıdeğer büyüğüm Suat abinin evinde hep beraber bir proje üzerinde konuşmak üzere buluştuğumuzda tanışmıştık. O zaman Ezgi'deki ışığı görmüştüm tabii ki. Hepimiz çok gençtik, Ezgi de ben de. Ama Ezgi ne kadar çalışkan, ne kadar yeniliğe açık, farklı deneyimler tatmak isteyen, görmek isteyen biri olduğu çok açık bir şekilde görülüyordu. Merhaba Ezgi, hoş Teşekkür geldin. ederim. Merhaba Tijen. Söylediklerin için çok teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir şeydi. Nasıl diyeyim? Sohbet. Tesadüftü seninle orada tanışmam aynı şekilde. Bakalım. Çünkü amcamın evine ben gelmiştim üniversiteden çıkıp bir okul kitap ödünç aldım Bitirmeydi ondan bir galiba. kitabı. Evet, hem bitirme projesini konuşmak için hem de ona kitabını geri teslim etmek için orada tanıştık seninle gerçekten. Tanıştığıma da çok memnunum. Buradan da Suat abiye sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bugün Ezgi ile beraber Afrika'ya gideceğiz. Ezgi bizimle çok güzel fotoğraflar paylaştı. Bir taraftan fotoğraflarımız dönerken diğer taraftan biz de sohbetimize devam edebiliriz. O zaman nasıl gittiğimi, neresinde bulunduğumu birazcık anlatayım. Özel bir inşaat firmasıyla Afrika'da Tanzanya'ya gittim. Peki nasıl karar verdin? O kısım da çok önemli çünkü bence büyük cesaret. Zaten ondan önce İstanbul'da bir buçuk yıllık bir iş tecrübem olmuştu bir sahada, şantiyede. Okuldaki hocalarımın da aile büyüklerimin de inşaattan gelen bir aileden ben de geliyorum. Bana üniversiteden mezun olduktan sonra da hep şey dediler işte sağdan başla işi mutfağında öğren. Sağ tecrübem başladı ondan sonra oradan Kuveyt'e geçtim. 2 yıl Kuveyt'te Aa, çalıştım. Kuveyt'te de çalıştın. Evet, 2 yıl Kuveyt'te çalıştım. Orada da konteynerde şantiye kampında kaldım, yaşadım. Orası da çok sıcaktı. Sonra oradaki iş bitti, bakım onarıma geçtiler. Bakım onarımda da biraz durdum ama bakım onarım pek bana göre değildi. Beni sanki köreltecek gibi hissettim. Oradan çıktım, yaklaşık bir buçuk ay geçmedi. Bavulunu Tanzanya'daki topladın. bu projeye gözümü kestirdim. Aynen öyle. Onlar da beni kabul ettiler. Kalite güvence mühendisi olarak ben demiryolu projesinde Peki başladım. gitmeye karar verirken herhangi bir şüphen olup sonradan a gerçekten öyleymiş ya da hiç öyle olduğunu düşünmemiştim diye seni şaşırtan durumlar oldu mu? Şahsen hiç öyle bir şey olmadı Tijen. Çünkü ben şu kafadaydım. Yani yurt dışı tecrübesi yapmalıyım. Kendime olabildiğince farklı projeler deneyim katmalıyım ve neresi olsa giderim. Sadece benim için önemli olan benim orada can güvenliğimi, sağlık güvenliğimi vesaire sağlayabilecek ölçüde kurumsal bir şirket mi? Ben buna baktım. Seçtiğim şirket de böyle bir şirketti. O yüzden onunla da güvenerek açıkçası hiç kafamda bir kuşku olmadan nasıl olsa kamp hayatı yani bir şekilde yaparım. Bir de böyle çok ah böcek ah şey ah şöyle böyle bir kişi de değilim. Öyle olmayınca valizi falan toplayıp hemen böyle bir haftada falan oldu yani görüşme bitti. Bir oryantasyona girdim 4 gün ondan sonra hemen bastım gittim yani hiç karar aşamasında gitsem mi, gitmesem mi, ne olacak, ne bitecek hiç böyle şeyler düşünmedim. Ailemin de full desteği oldu. Nereye gidersen hani yaparsın gibisinden. O desteği de alınca gittim. Yani hep bu soru geliyor bana yani arkadaşlarımdan da ya nasıl gittin, nasıl şey oldu falan. Yani eğer kafanızda asıl hedef ben yurt dışında gidip tecrübe kazanmak istiyorum ise zorlukları olacaktır tabii ama hiçbir zaman öngördüğünüz şekilde olmuyor. O yüzden yaşayarak görmek en iyisi. Kimse de sizinle orada bir bağlayıcılık yani kimse sizi zorla orada tutmuyor. Baktınız yapamadınız geri dönersiniz. Ben hep bu kafada yaklaştım. O yüzden de hiç benim için problem olmadı.
Peki kültür ve etkileşim hakkında neler söyleyebilirsin? Afrika'daki yerel halk bizlerden iş kültürü olarak birlikte çalıştığını tahmin ediyorum. Ya da yaşam tarzı olarak çok farklı. Fotoğraflarda görüyorum ki hep birliktesiniz, beraber sahaya çıkıyorsunuz, ofiste birliktesiniz. Etkileşim için neler söyleyebilirsin? Bu en zoru Tijen. Yani Tanzanya'da en zor neyle karşılaştın dersen Tanzanyalılarla çalışmak derim ben buna. Yani yaşamak değil de çalışmak derim. Çünkü Tanzanyalılar Türkler gibi yoğun iş temposuna alışkın bir bünyeleri yok. Ve yıllarca sömürülmüşler. Biliyorsun kölelikten gelme bir geçmişleri var maalesef. Sömürülmüşler ve bazı haklar onlara veriliyor tabii ki. İşte reisizm çok önemli özellikle. Onlara yani ter kokuyorsun. Lütfen hani şurada dur. Yereller yemekhanesi vesaire bir şeyler işte yereller kampı. Böyle ayrımlara karşı inanılmaz rezistans, yani mukavemet gösteriyorlar. Seni hemen şikayet ediyorlar. İşte avukatları var. Şirketin de bu prosedürleri var. Bir Tanzanyalıyı çalışmıyor diye işten çıkartmak inanılmaz zor. Yani işi Kanunen mi destekleniyor ülkece, ülke yönetimince, yoksa evet. ailece farklı, mesela şantiyeyi basmak gibi böyle kavimsel bir hareket oluyor mu? Evet. Öyle kavimsel böyle olmuyor. Çünkü şöyle şantiye şirket bu projeye girerken onlarla oturmuş ve bazı anlaşmalar yapmış. Bu anlaşmalar gereği tabii kurallar çerçevesinde işte 3 kere şikayet edildiği zaman, gerekçe gösterildiği zaman hani çıkışı gerçekleştiriliyor. Fakat şöyle söyleyeyim, bizim şirketimizde %85 Tanzanyalı yerel personel, %25 Türk personel çalıştırma zorunluluğu vardı. Yani siz ana kadroyu işte kemik kadroyu Türklerden oluşturup ama o yerellerle işçi kademesini onları çalıştırmak zorundasınız. %85 her departmanda böyle. Ve hiç böyle bir iş temposuna alışkın olmayan, yani evini su bassa sel götürse gülerek bunu karşılayan bir kişiyi ya iş yetişmiyor, mesai yapmamız lazım, bunu bitirmemiz lazım dediğinde ya yaparız ya işte hayat güzel işte yaşasın dünya falan filan hiç problem olmuyor. İşte ben mesaiye kalmam, mesai ücreti almıyorsam çıkarım giderim. Yani hiç bizim çalıştıracağımız, bizim verdiğimiz eforu Türk şirketlerinden sen daha iyi biliyorsun. Maalesef onlardan bekleyemiyorsun. Kafanı çeviriyorsun. İşçiler bir tane menfezin altında uyuyakalmış. Yani ondan sonra cema hani Ve iş güvenliği gerçekten çok açısından zordu. bunları yine detaylı konuşuruz. Peki kültürel hayat için ne diyebilirsin? Eminim ki çok yoğun çalıştınız ofiste. Ofiste işi bitirdiğinizde sosyal hayat, kültürel etkileşim, neler yaptınız? Fotoğraflarda görüyorum farklı Zanzai'ye gitmişsiniz. Biraz da oralardan bahsedebilir misin? Tabii. Halkla kültürel etkileşim içindeyiz zaten. Çünkü bir tren yolu projesi yapıyoruz ve yani İstanbul'dan Sakarya'ya kadar bir uzunluğu var diye söyleyebilirim. Ve tabii ki bu proje köylerden, tarlalardan, insanların evinin önünden geçiyor. Siz sahaya çıkıyorsunuz bir inspection yapmak için ya da bir kontrol yapmak için. Yan taraftaki köyden insanlar geliyor, bakıyor, dikiliyor. Ondan sonra sorular soruyor. İşte beyaz birisi, işte fotoğraf çekinmek istiyorlar. Şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar falan. Hemen bir şeyler satmak istiyorlar. İşte kokonat satıyorlar, muz satıyorlar. Yolun kenarında onlarla öyle bir etkileşim içinde oluyoruz. Ne güzel. Hiçbir şekilde onlardan uzak kalamıyoruz her türlü. Kültürel etkileşim olarak benim en bariz söyleyebileceğim şey benim Masai'lerle olan etkileşimim oldu. Şimdi şirket olarak şimdi Tanzanya'da biliyorsun Masai Mara kabilesi dünyanın en eski ve köklü kabilesi Tanzanya'da doğmuş bir kabile. Tabii Kenya'da ve başka ülkelerde de Masai kabileleri var ama gerçek Masai'ler Tanzanya'da. Onlar kırmızı bir şey giyiyorlar. Yanlarında işte kesici aletleri var. Aslan avcısı olarak biliniyorlar normalde. Onların köyleri, kültürleri farklı. İstedikleri kadar eş alabiliyorlar. Bir sürü çocukları var. İsimleri farklı.
Çoğunun kimliği yok. Kaç kişi oldukları bilinmiyor. Ve bu kişiler Tanzanya hükümetince koruma altındalar. Örneğin onlar birisini öldürdüğü zaman, bir şey olduğu zaman ceza almıyorlar Masai kabilesi üyeleri. Çünkü dünyanın en dürüst ve en şey kabilesi olarak biliniyorlar. Tanzanya'da yani bir Masai bir Tanzanyalıyı öldürdüyse mutlaka o bir ya bir can güvenliği tehdidi de bulunan bir Tanzanyalı ya da bir hırsızlık yapıyor vesaire. Çok Bizim ilginç. şirket de Masai Mara kabilesinden bir liderle anlaşma yapıyor. Böyleymiş yani orada başka çalışan şirketler için de böyle security, güvenlik görevlisi olarak çalışıyor Masailer. Burada görüyorsun bir Masai'nin yanında bir fotoğrafım var. Üstünde yelek var. Kendisi bizim şantiyenin güvenlik görevlisi yani kamplarda böyle önemli aletlerin yanında bekliyor çalınma olmasın diye. Kesinlikle bir kelime İngilizce bilmiyorlar. Yani onlarla iletişim böyle beden diliyle oluyor. Zararsızlar ve bütün tehlikeleri seziyorlar. Yani aslan yaklaştığı zaman sen bilemiyorsun ama o havayı kokluyor yani. Çoğunun cep telefonu yok. Tamamen şeyden uzak. Böyle bir yaşam sürüyorlar ve güvenlik görevlisi olarak bizde çalışıyorlar. Ben kamptan, konteynerimden kapıdan çıkıyorum. Karşımda bir Masai. İnan yani gece 4'te bir kere uyku tutmadı. Şöyle bir hava alayım diye konteynerimden dışarı çıktım. Ve Masai böyle dimdik duruyordu. Yani hiçbirini bir ağaca yaslanıp uyurken, bir görevini aksatırken görmedim. Peki Çok... gençler yani çalışan nüfus genç mi? Nasıl? Yaşlı masailer de var, genç masailer de var. Çalışıyorlar Gençler yani. çalışıyorlar, güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Ben başka bir işte çalıştıklarını görmedim. Bir kere Darüsselam'da bir otelin kapısının önünde duruyorduk. Gene sanırım güvenlik görevlisi olarak. Onlara güveniyorlar, onlardan korkuyorlar yani. Çünkü mesela hırsızlık için diyelim bir yere girdin, o Tanzanyalı o masaiden korkuyor yani. Çünkü o masai ona her şeyi yapabilir. O yüzden Ben tam de bir korktum şimdi. güvenlik görevlisi ama o kadar tatlılar ki bir tanesiyle çok iyi etkileşimim vardı. Peki aynı dili Sabahları ben konuşmadan nasıl iletişim kuruyorsunuz? bizim öğrendiğimiz işte ne haber Ha, nasılsın? siz öğrendiniz. Asante sana. Teşekkürler gibi Tanzanyalı Swahili kelimeleri onlara söyleyerek bir tanesi alışmıştı sürekli kahve bardakla geliyordu bana. Ben kahve makinesinden kahve de alıyorum. Asante falan filan. Öyle yani. Ne güzel. Peki tavsiye eder misin? Senden sonra gitmek isteyen, gitmeyi düşünen meslektaşlarımız, diğer branşlardaki insanlara. Tabii ki tavsiye ederim. Bir kere oranın havasını koklamaları lazım. Her şey organik tijen. Yani o avokado, mango resimleri koymamın nedeni bu. Ben hayatımda böyle bir avokado, mango, muz hayatımda yemedim. Oraya gidip gerçek bir tavuk yumurtasını, gerçek bir sütü, gerçek bir meyveyi tatmaları gerek. Yani doğa harikası, her yer yemyeşil. Ve yani sana şöyle söyleyeyim, oraya gittim ciğerlerim açıldı. Yani hiç böyle bir hava maalesef İstanbul'da, Türkiye'de hava kirliliği biliyorsun. Meğersem biz sıkıntılı bir durumda yaşıyormuşuz. Yani oraya gidince yani gördüm ki toprağa ne eksen toprak onu fazlasıyla sana veriyor. İnanılmaz bir Bereket. zenginlik. Gerçekten sömürülmelerine şaşırmıyorum. Yani gerçekten o kadar zengin bir toprakları, bir yaşam alanları var ki çok tabii ki tavsiye ediyorum. Fakat şöyle bir şey zannetmesinler. Yani ben oraya bir yere giderim, ayrı bir eve çıkarım. Orada kalırım, orada doğa şey yaparım. Hayır, çok tehlikeli. Yani her Grup. türlü, ya sizi bir köşede öldürseler telefonun çekmediği o kadar çok şey, yer var ki. Yani güvendiğiniz mutlaka şirketin himayesi altında, onların sağladığı güvenli kamplarda kalarak bence yapmalılar bu işi. Onun dışında oraya tabii ki gidip o havayı koklamalarını, yani hiç korkacak bir şey yok bence. Seni Ben tebrik hiç ederim. teşekkür Girişkenliğin ve ederim. cesaretin için gerçekten tebrik ederim. Hazırsan Teşekkür ederim. 5N1K köşemize geçelim. Tamam.
O zaman ilk sorum geliyor sana. Tamam. Afrika'ya iş amaçlı gitmiştin. Tekrar gitmek istesen yanında kim olsun istersin ve beraber neler yapmak istersiniz? Afrika'ya tekrar gitmek istesem yanımda çok sevdiğim arkadaşlarım olsun isterim öncelikle. Onlara Orada buradan sevgiler ve selamlar o zaman. Seni aynen izleyeceklerdir. öyle. Bu çok yalnız kalıyorsunuz. Yani kampta gerçekten o şey kimlikten çıkamıyorsunuz. Yani iş arkadaşı kimliğinden çıkamıyorsunuz. Ne kadar insanlarla iyi etkileşim içerisinde olursanız olun, o kişi sizin iş arkadaşınız. Fotoğraftaki kişi Mehmet. Yakında bir yola gireceğiz. Yani müstakbel nişanlım diyebilirim. Ne Ama güzel. mesela onunla da orada tanıştık, ama onunla olan oradaki ilişkimiz de Mehmet Bey, Ezgi Hanım, yani orada gerçekten böyle bir arkadaşlarım, bir de vakit de yok. Yani 15 günde bir gün izin veriyorlar. O izinde uyusam mı, uyansam mı? Ama ben tekrar gitsem çok sevdiğim arkadaşlarım İdil olsun, Serpil olsun, çok yakın arkadaşlarımla oraya gidip doğa yürüyüşleri yapıp orayı keşfetmek çok isterdim. Onlarla beraber çalışmak isterdim. O arkadaş eksikliğini çok hissettim Tanzanya'da. Peki. Diğer bir sorum. Afrika'da en çok ne yapmaktan keyif aldın? Yaşadığın en ilginç olayı bizimle lütfen paylaşır mısın? Tabii. Afrika'da en çok yapmaktan hoşlandığım şey, Covid döneminde 10 ay boyunca hiçbir yere çıkamayıp evimize de dönemeyince yıllık iznimden bir hafta izin alıp Zanzibar'a tatile gitmek. Yaptığım en güzel şey buydu. Zanzibar inanılmaz bir yer. Birkaç fotoğraf da koydum. Gerçekten o Tanzanya'nın iç kesimlerindeki fakirliği ve muhtaçlığı görüyorsunuz. Bir de Zanzibar'a gidiyorsunuz. Sanki böyle bir bambaşka bir dünya. İnanılmaz lüks, her şey çok acayip falan, ama gerçekten o kumsal, o okyanus, efendime söyleyeyim, o yiyecekler, deniz ürünleri, o doğa, ya inanılmazdı. Tekrardan onu yapmak isterdim. Yaşadığım en acayip şey de oraya giderken oldu. Gerçekten çok rahatsız oldum. Yani aslında kötü bir deneyim, ama Covid var. Tanzanya Covid tanımıyor. Maske takınca neden maske taktın diye polis soruyor yolda falan. Kesinlikle ülke Covid'i tanımadı orada. Biz de şantiyede bayağı zorluklar çektik bu yüzden. Bir önlem almaya çalışıyorsunuz, izin vermiyorlar falan gibi. Dünyada tek Covid'i tanımayan ülke olabilir yani Tanzanya. Çok En son ilginç. başkanları da Covid'den vefat etti zaten, abi bu kadar tanımayınca. Yani Covid zamanı ben Zanzibar'a gittim. Artık çok bunalmıştım çünkü. Darüsselam'da da tıkış tıkış yani. En iyisi hani Zanzibar'a gidip orayı da göreyim dedim. Tijen üstümüze saldırdılar. Yani nasıl diyeyim sana? Beyaz birisiniz. Zanzibar'a gelmişsiniz. Siz onların gözünde çok zengin birisiniz. Aslında çok da pahalı bir yer değil bu arada. Orada bir otelde kalmanın İstanbul'da çok lüks bir otelde kalmaktan belki daha ucuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir muz alıyorsun, işte Türk lirasıyla 5 lira bir salkım muz falan. Yani gerçekten şey yapılabilir bir yer, ama seni zengin olarak düşünüyorlar ve hemen yanına yaklaşıyorlar, sana dokunuyorlar. Bavulunu taşımak istiyor, senin yanına geliyor. Araba seni zorla araya götür, kendi arabasına bindirmeye çalışıyor. Sosyal mesafe sıfır, çok bunaldım. Hiç turiste saygı yok. En sonunda Geçmiş bağırdım olsun. vapura binerken, bana sakın dokunmayın, benden uzak durun diye bağırdım. Sonra bir tane Tanzanyalı adam andı hani, İngilizcemden uzaklaştırdı falan. Yaşadığım en acayip şey buydu yani, üstüme saldırılması oldu. Gerçekten geçmiş olsun. Bir de Teşekkür dil ederim. aynı olmayınca da iletişim de zordur ama sanırım bağırmandan anlamışlardır. Evet, bağırmamdan anladılar. Ancak o zaman uzaklaştılar etrafımdan. Diğer bir sorum. Afrika'da birkaç şehir, birkaç ülke gördün. Daha genel düşünürsek, seni herhangi bir şekilde sınırlamadan, Afrika'da yaşamak istediğin şehir neresi olurdu? Kesinlikle Zanzibar olurdu. Orada bir tane bungalov
da gerçekten hayatımın sonuna kadar yani böyle düşündüm aslında, biliyor musun? Evet, yani acaba bir otel yapsam bu Neden oteli olmasın? işte işletsem işletirken de orada kendim otelin barında takılsam, işte denize girsem, işte kayıkla açılıp ahtapot tutsam, akşam o ahtapotları yapıp işte servis etsem, burada yaşanır mı diye düşündüm yani. Gerçekten Aslında bunu yaşanırdı. çok yapan var. Filipinler'de olsun, Bilmiyorum. Asya'da, adalarda yapan çok var. Bakarsın bizim yolumuz da o taraflara düşer. Olabilir. Orada Vespa ile bir fotoğrafım var mesela. Zanzibar'da Vespa ile bir yolculuk yapmıştım. O Vespa'yı bana kiralayan adam bir otelin sahibiydi ve İtalyan bir adamdı mesela orada. Evet. Takılıyor yani. Peki Afrika'da hangi mevsimi daha çok sevdin? İklimi belki bazı aylar daha yağışlıdır. Mevsimde hangi dönem, hangi gün saatlerinde neler yaparak geçirdin? Tabii ki nasıl cevaplayayım? Yemek yerek Afrika, de mi? Tanzanya'da bölgesel olarak her şey çok çabuk değişiyor. Mesela ben Kilosa denen bir köy yerinde, böyle Morogoro'ya bağlı bir köyde kalıyordum ve sürekli yağmur yağıyor. Tijen, yani her ay şakır şakır bir muson yağmuru yağıyordu. Sürekli yağmurlu bir ortam var. Hava hiç soğumadı, hiç de acayip sıcak olmadı. Hep ılıman bir iklim. Buna bayıldım. Ama mesela Dodoma başkent tarafında kurak bir yer. Yılda 2 kere sadece çok ciddi yağış alıyor ve sabahları çok soğuk oluyor. Ben bu Morogoro bölgesinin ılıman iklimine bayıldım. Ondan sonra en hoşuma giden zaman da gün batımı. Bir gün batımı oluyor. Yani o gökyüzü tupturuncu oluyor. Ben hiç böyle bir şey görmedim ve şehir yerinde de Mükemmel. çok ışık olmadığı için gece dışarı çıkıyorsunuz. Kafanızı bir kaldırıyorsunuz. Sanki böyle yıldızlara uzansanız dokunacaksınız. Yani o yıldızlar Mükemmel. o kadar net görünüyor ki bir program indirdim hatta, yıldız bulucu. Böyle yıldızlara bakıp hangi yıldız neymiş falan böyle. Evet. Ondan sonra o şekilde baktım. Gün batımı müthiş ve gece. Çok güzel. Peki son olarak biraz da gelecekteki hayallerinden bahsedelim. Mesela 10 yıl sonra kendini nerede bulmak istersin? Kesinlikle Tijen kendi işimi yaparak bulmak isterim kendimi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten Otelcilik, bizim kendi işim ve otelcilik. olabilir, neden olmasın? Ben öncelikle mesleğine aşık bir insanım. Gerçekten inşaat işi, bir projenin zorlukları, o projeyi yönetmek, zorluklarıyla başa çıkmak, bir sürü fonksiyonu aynı şeyin içerisinde idare etmek, ben ve kağıt üstünde bir ideyadan ortaya çıkmış bir şeyin gözünün önünde yükseldiğini görmek benim için bir gerçekten muazzam bir şey. Ben işimi severek yapıyorum. Yani bu iş zaten bu şekilde para karşılığı düşünülerek yapılacak bir şey değil. Yani kafayı kırıp hani konteynerde 5 metrekare yerde yaşayayım, İstediğim zaman sıcak su bulamayayım, hiçbir şey bulamayayım. Ya bir bakkala bir biz krem geldiği zaman seviniyoruz yani. Her şey yokluk, internet gidiyor, Twitter kopuyor. Yani o zaman bir ortam. Yani bu böyle işini sevmeden para için yapılacak bir şey değil. Bunu yapmak için gelenler oldu. Koca koca adamlar, abilerimiz, ablalarımız bir ay sonra ben yapamıyorum deyip istifa edip döndüler. Bu iş öyle para işi değil. Bu gerçekten bir şey ortaya koymak isteyen, bir amacı, hedefi olan ve bunu yapmak isteyen kişilerin işi. Bence şantiyecilik özelinde bahsediyorum. Bunu çok seviyorum ama ileride kendim yapmak isterim. Yani bir tebaaya bağlı kalmadan, onların yönetim biçimine ayak uydurmak zorunda kalmadan. Bir de ben hiyerarşik düzenden çok rahatsızım. Onu söyleyeyim sana. Yani bence tecrübe çok önemli, yaş çok önemli ama bence tecrübe ve yaş yüzünden çok deneyimli ve başarılı, daha küçük yaşta olan ve daha az tecrübeli kişilere hak ettikleri değerin ben verilmediğini düşünüyorum. Maalesef böyle bir egomuz var bizim Türk milleti olarak diye düşünüyorum. Kendi sektörüm için konuşayım.
Biz de o fikir yanlış bile olsa söz ağızdan bir kere çıkar ve o kişi söylemiştir, yukarıdan söylemiştir. Onu hani şey yapalım gibi bir durum var. Ben buna katılmıyorum. İnşallah umarım ileride kendi işimi yaparken bütün çalışanlarıma daha agile bir ortamda, daha Yani 10 yıl sonra demokratik bir ortamda. kendi işinde daha adil ve adaleti gözetirken çalışıyor olmak istersin. Kesinlikle bütün çalışanlara, bütün çalışma arkadaşlarıma, çaycısından tut da kapıdaki güvenlik görevlisine kadar herkesin fikri önemlidir. Bence bakış açısı çok değerlidir. Senin göremediğin bir şeyi başka birisi görür. Dinlemek, tavsiye almak çok değerlidir. Bu kişileri küçültmez diye düşünüyorum. Çok saygı duyuyorum bütün meslektaşlarıma, hem yeni mezunlara da hem benden çok daha tecrübeli yaşını almış kişilere de. Ama herkesten çok başka şeyler öğrendim ben. Kendimden yaşça küçüklerden de çok şey öğrendim. Büyüklerden de çok şey öğrendim. Bu bilgi ağı devam etsin istiyorum yani. Koltuklarına kimse yapışıp kalmasın. Koltuk kaybetmemek için hani kimseyi zora sokmasın istiyorum. Umarım da böyle olur. Peki çok teşekkürler verdiğin cevaplar için. Ben Umarım yine teşekkür ediyorum. görüşürüz. Umarım. Çok Sevgiyle, teşekkür ederim. sağlıcakla. Kanalın hayırlı olsun. Bol izlenmeli olsun. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz Tijen, kendine iyi bak.